Şüphelendiğimiz hiçbir şey yok. Fıtık yok. Donuk omuz da yok. Çok sevindim. Neymiş peki? Biz bu tip aralara fibromiyalji diyoruz. Yani sırtınızdaki kaslar stres dolayısıyla öyle bir kasılıyor ki bunlar size baş, boyun ve omuz ağrısı olarak geri dönüyor. Evet. Peki ne yapmamız gerekiyor? Stresten uzak duracaksınız. Ay çok özür dilerim, böyle yüzünüze bir anda güldüm ama yani o nasıl olacak? Mümkün mü öyle bir şey doktor bey? Benim 3 tane çocuğum var. Yeni boşandım. Annemin yanında yaşıyorum. ve eski kocam benim en yakın arkadaşımla beraber. Ve onlar da şu anda beraber aynı evde yaşıyorlar. Hatta bizim... biz üçünde de yaşıyorlar. İstanbul'da başka bir yer yokmuş gibi geldiler bizim siteye, taşındılar birlikte. Bu arada annemle çok uzun zamandır konuşmuyordum. Neden? Çünkü annem benim çocuğumu kaybetmişti bundan 3 sene önce. Çok korkunç zamanlardı gerçekten. Neyse ki sonra çok şükür Allah'ıma bulduk onu. Tabii birbirimize alışma sürecimiz de çok sancılıydı. Sormayın, kaçıp kaçıp duruyordu ama neyse ki çok şükür artık hiç yok öyle şeyler. Bitti onlar ama bir taraftan da benim ablam geldi bizim eve. Yıllardır görüşmüyorduk biz ablamla. Çünkü ablam da annemin ikinci kocasıyla kaçmıştı. Ve ablam da şu anda hamile. O da bizimle aynı evde yaşıyor. Hepimiz aynı evin içinde buluştuk. Bir de bunların hepsi yetmiyormuş gibi. Benim yıllar sonra ilk defa bir şey hissettiğim adam. Hatta belki bilmiyorum. Belki de aşık oldum. Bilmiyorum orası şu anda tam ama. O adam gitti benim... eski görümcemle evlendi ve bizim sitede yaptılar düğünlerini. Yani bu kadar yer varken koskoca İstanbul'da geldiler bizim sitede. Ay inanılmaz. Evlendiler ve bizim, ya benim karşı komşum. Ya böyle değiliz o kadar. Biz hepimiz tek bir sitenin içinde yaşıyoruz, inanır mısınız? Ben nasıl stresten uzak duracağım ya? Ay kendi esprisine güler mi sandım? Boğuldum pardon. Tabii şu anda ben bunları anlatırken size bayağı şakır şakır ağlıyor olmam lazım ama... bilmiyorum galiba gözyaşı kalmadı artık bende sanki. Neyse bir toparlanayım. Evet. Affedersiniz. Ne diyordunuz? Bakın, bu tip ağrılara sakinleştiriciler, antidepresanlar önerilir. Hmm. Kesin çözüm olur demiyorum ama en azından ağrılarınızı bir nebze olsun azaltacaktır. Hayatta neyin kesin bir çözümü var ki benim ağrılarımın olsun? Bakın, bu ilaçlar sayesinde daha sakin, daha mutlu biri olabilirsiniz. Lütfen ön yargıyla bakmayın. Yok Ayşe, ne ön yargısı, tıp, ilaç, bunlara ön yargılı olamam ben tabii ki de. Ama yani benim iyileşmem sanki sadece ilaçlarla değil de çocukluğumda inandığım şeyleri unutmakla olacak gibi. Ama tabii o da nasıl olur bilmiyorum. Bakalım neyse, göreceğiz hep birlikte. Buyurun reçeteniz. Arzu. İyi misin? Ne işin var senin burada? Tahlil yaptırmaya geldim ben de seni merak ettim. İyi misin? Şaka falan mı yapıyorsun sen bana? Yoo. Ben... neden? Nasıl olduğunu merak ettim. Neden? Hastanede acilin önünde görünce... sağlığından endişe ettim, sordum. İyi misin? Etme. Endişe etme. Biz seninle arkadaş değiliz. Ben seni merak etmiyorum. Sen de beni merak etme, tamam mı? Sen bu kadar laf sokabildiğine göre demek ki. İyisin, değil mi? Bir tane soru sordum o kadar. İyiyim ben. Sorma. Bırakayım ister misin? Gerek yok. Omzun kötü değil mi sen? Sen benim omzumu nereden biliyorsun ya? Tahmin ettim. Yani hep tutuyorsun.
Yanlış mı tahmin ettim? Bana bundan sonra göz ucuyla bile bakma. Yalandan merhamet de gösterme. Eğer ikimizin arasında acınacak biri varsa o sensin, ben değilim.